araba diyor arıza yapmış diye. Aynen. Merhaba arkadaşlar, ben direksiyon eğitmeni Can Hoca. Bugün L Park istasyonundayız. Ankara Ovacık direksiyon eğitim alanındayız. Ve Barbaros Bey'le beraberiz. Bu Barbaros Bey'in 3. dersi değil mi? Evet. Yarın da 4. dersimiz var. Evet. Şimdi L Park çalışması yapacak Barbaros Bey. Burada dikkat edeceklerimiz nelerdi Barbaros? Hocam. İki dubaya göre nasıl olacaktık ilk önce? Çapraz yola önce. Ot ilk başta şu iki tane dubanın tam ortası. İki aynen. Tarafa dengeli. Evet, hocam. Değil mi? Yani çok sağa da yakın olmak istemiyoruz. İki tarafa dengeli olacağız. Evet. Burada detay neydi? Dubamız, sarı dubamız olan seçtiğimiz, bakın burada 10L'ye yazıyor. Hemen karşısında sarı dubası var. Hangi dubayı seçiyorsak arkadaşlar hemen o dubamızın yanına paralel bir şekilde yanaşacağız. Burada aceleci olmayacağız. Gaz ver kavrağı ya da yarım debiyaj dediğimiz noktada tutup yumuşak bir gidiş yapacağız. Şu anda diğer aracın parkını da bekliyoruz. Ve L Park'taki detay şu. Kelebek camda sarı dubanızı kaybettikten sonra arkadaşlar göğsünüzü öne doğru getiriyorsunuz burada. Kafanızı kelebek cama çeviriyorsunuz ve sarı dubayı kelebek camda, gördüğünüz sarı dubayı kelebek camda kaybediyoruz. Daha sonra dörtlü yanıyor. Tam sağ manevrayla geldiğinizde şu an dışarıdan görünüş şu. Dikkat ettiyseniz tam sağlı geliyor ve sağ dubaya ne kadar yakın geçersek bizim için o süreç o kadar rahat oluyor L Park yaparken. Ve paralelliği yakalayana kadar geliyoruz. Geldiğimizde dışarıdan gördüğünüz gibi solunuzdaki duba sizin hem hizanıza geliyor hem paralel oluyor. Sonra bir buçuk tur yapıyorsunuz direksiyonunuzu ve aracınızın burnu dubaları geçene kadar geri gelme işlemini tamamlıyorsunuz ve L Park işlemi bitiyor. Evet, şu anda çıkmasını bekleyelim. Çıkarken de dörtlü söndür, sağ sinyal ver, çıkış yapıyoruz. Hadi bakalım. Devam et ince ince. Gidelim. Tamam, bekle, çıksın. Evet, gördüğünüz gibi dörtlü söndü, sağ sinyal. Sağdaki dubanız aynen. Soldaki dubanız, bakın arkadaşlar, burada soldaki dubanız, yanınıza gelen duba aynı hizaya gelince durup tam sağa yaparsanız şu anda çarpma tehlikesi gibi bir şey yaşamazsanız, eğer ki sınavda böyle bir sorunla karşılaşırsanız çarpma tehlikesiyle hemen geri vitesi alıp ters manevra, yani sol manevra yaparak az geri geliyoruz ve tekrar yarım tur sağ manevrayla dubaların arasından çıkıyoruz. Böyle bir şey olursa. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Hadi bakalım. Şimdi biz ilerleyeceğiz. İlerideki dubalara geçelim. Arkamızdakiler de fark etsin. Tamam mı? Evet, devam ediyoruz. Şimdi dubamızı seçeceğiz. Bakalım o hangi dubaya gidecekse onun bir arkasındaki dubaya biz yanaşacağız. Tamam mı? Tamam. İki taraf ortalığı. Evet, evet. Devam ediyoruz. Bakalım. 9'dan mı? 8'e. 9'a girelim. Bakalım. O gidiyor mu? Tamam. 8 numaraya ilerleyebilirsin Barbaros. Evet arkadaşlar, şu anda da araç içinden hemen aynamızı aşağı indirdik. Sonra içeri doğru aldık. Arka tekeri görecek şekilde. Şimdi göğsün nereye geliyordu Barbaros? Aynen, öne geliyordu. Kafa da nereye geliyordu? Kelebek cama geliyordu değil mi? Evet. Kelebek camda sarı duba ve çaprazındaki kayboldu mu? Kayboldu. An dur. Şöyle. Okey mi? Okey hocam. Tamam, kayboldu. Hemen şuradan yere bakıyoruz arkadaşlar. Aynayı yere indirdik. Aynen. Burada aynamızda dikkat ettik. Kırmızı çizgiye bastıysa demek ki ayarımız doğru. Hemen dörtlü yandı. Geri vites. Tam sağ manevrayla geliyoruz. Yumuşak bir geliş. Ve burada sol aynadan ve karşıya dik olana kadar geliyoruz. Evet, kaçırma paralelliği. Geldik mi? Kaçırma. Sonra direksiyonu düz hale getirdik. Gayet iyi. Dubayı burnun geçene kadar. Geçince duralım. Okey mi? Okey. Tamam, hadi çıkalım. Şimdi burada çıkarken neye dikkat ediyoruz Barbaros? Aynı hizaya gelelim. Nereye gelmişti soldaki duban? Oraya gel, dur. Kaçırma. Manevranı şimdi yap. Tamam, kapat aç. Evet, çalıştır. Tamam. Şimdi manevranı yapar mısın? Evet, tam sağ. Aynen bu şekilde. Sonra öndeki dubaya bakalım. Çarpıyor mu? Yok. Ve kurtardık. Gayet güzel. Aradan çıkabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi buradaki olay şu. Arkadaşlar, geri geldiğinizde solunuzdaki duba nereye geliyorsa ileri giderken dubanızı oraya getirin. Dubanız oraya gelsin. Ondan sonra manevranızı yapın. Yoksa dubaya çarpma tehlikesi karşı karşıya kala biliriz. L Park'taki hassas nokta, debiyajınız kesinlikle yarım debiyajla tutarak, debiyaj pedalını yarım debiyajla tutarak fren pedalıyla oynayarak gelmeniz lazım arkadaşlar. Evet Barbaros, L Park'la işlemini anladın mı? Anladım hocam. Evet, çıktıktan sonra da sağ sinyali veriyoruz. Daha sonra sol sinyal verip orta şerit takip ediyoruz değil mi? Evet.
Evet arkadaşlar, Ovacık Sınav Alanı'ndaki L Park istasyonunun park etme sistemi bu şekilde. Oradaki odak noktanız var iki tane. Birisi aynadan yeri görmeniz. İkincisi de kelebek camda sarı duba ve çaprazındaki duba kesinlikle kaybolacak arkadaşlar. Olduğu zaman hiçbir probleminiz yok. Gayet rahat bir şekilde park işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet Barbaros, videoyu yayınlayacağım. İznin var mı? İznim var hocam. Tamam bakalım. Sorun. Hadi sana da yarınki derste ve daha sonrasındaki sınavda da başarılar şimdiden. Sağ olun hocam. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Direksiyon eğitmeyi Can Hoca'dan sevgilerle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı, sıhhatli, mutlu günler olsun.